Yangında içeride mahsur kalmış genç bir kız. Adı Senem. Ekipler çıkarmaya çalıştıklarında intihar girişiminde bulundu. Müdahale edemedik, o yüzden hemen sizi çağırdık hocam. Elindekini yavaşça bırakacaksın. Sonra buradan birlikte çıkacağız. Tamam mı? Korkmana hiç gerek yok. Çünkü hiçbir şey olmayacak. Senem. Senem. Hadi. Hadi çıkmamız lazım. O gelsin. Kim gelsin? Kim gelsin? Kimi istiyorsan getirebilirim buraya. Tamam. Korkuyorsun. Biliyorum. Ben de korkuyorum. Ama buradan beraber çıkabiliriz. Önce o elindekini bırak. Hadi. Tamam, önce onu bana vermen lazım. Ben çıkmak istemiyorum ki. Ben sadece bitsin istiyorum. Senem. Senem. Bitsin. Dayanamıyorum artık. Senem bana bak. Senem yüzüme bak. Yüzüme bak. Yaşadığın her neyse son bulacak. Merak etme. Ama bunun için ölmen gerekmiyor. Tamam mı? Acılarını sonlandırmanın tek yolu yaşamını sonlandırmak değil. Bitirmek istediğin şey acıların. Yaşamın değil. Hayır, tam tersi. Çözebilmen için yaşaman lazım. Eğer buradan birlikte çıkabilirsek her şeyi birlikte halledeceğiz. Sana söz veriyorum, yanında olacağım ve birlikte halledeceğiz. Tamam mı? Hadi. Ver o elindekini bana. Senem! Hüseyin abla! Ne oldu? Sakin ol kızım, tamam. Ne oldu, iyi mi? İçeride çıkarıyorlar şimdi. Şimdi çıkarıyorlar. Ben annesiyim, bırakın. Bırakın canım, annesiyim, çekil. Kızım nerede? Hanımefendi sakin olun. Annesiyim ben. Her şey kontrol altında. Çok iyi kendisi. Ne olmuş peki, anlamadım ki. Bırakın ben gireyim. Şu an her şey kontrol altında. Benim içeride. Evim canım, bırakın kızımın gözüküyor. Yanına gideceğim. Burası bırakın. Burası. Şu an güvenli değil burası. Senem. Ay, kızım. Kızım. Yersin kızım. Ambulansa gitmemiz lazım. İyi misiniz? Ne oldu? İyi misiniz hanımefendi? Ne ambulans, oldu? Hemen ambulansa gidelim. Tamam tamam, bırakın, bırak. Hemen. Gel, tamam, ben annesiyim, buyurun, götürüyorum. Hemen. Gel, gel kızım. Gel. Sen bağlamamız lazım. Tamam tamam, götürürüm, buyurun. Ben, gel. Nerede? Gitsin, doktora vermemizi ister misiniz? Hayır, hastanede görüşürüz. Geç, sağ ol. Geç. Yavaş.
Yavaş. Evet evet, geçin siz de. İyi misin? Derin derin nefes al. Kendini berbat hissediyorsun, değil mi? Bayılıyorsun değil mi süper kahramanlık yapmaya? Ne oldu? Egonu tatmin edebildin mi? Ben yapmam gerekeni yaptım. Yangın işine dalmadım ki dalardım. Ayrıca o seni hiç ilgilendirmiyor. İyi, tamam. Öyle olsun. Ama hatırlar mısın? Gençken ateşe karşı böyle müthiş bir ilginiz vardı ve beraber çok eğlendik. Ben eğlenmezdim. Senin saçma sapan eğlencelerine ayak uydurdum sadece. Uydurma. Eğlenirdik. Ya ben seninle konuşmak istemiyorum. Niye anlamak istemiyorsun? Basmıyor mu kafan? Eğlendiğini itiraf et, susayım. Ya ben sana eğlendim desem de sen susmayacaksın ki. O yüzden tam olarak şu anda defol, gider misin? Gitmiyorum. Gitmiyorum ya. Göndermeyi denesene. Defol, git başımdan ya. Düş yakamdan. Bırak peşimi ya. Peşinde falan değilim ya. Deli misin? Seninle konuşmuyorum ben, bakışına sen. Kiminle konuşuyorsun o zaman? Sana ne? Torbacını değiştir bence sen. Fazla uçmuşsun.
Açar mısınız kapıyı? Alo, kimse yok mu? Hanımefendi. Hanımefendi sakin olun, nedir mesele? Oradan bakınca anlaşılmıyor mu? Kimse yok mu, bir açar mısınız? Bir kez daha vurursam dışarı atarım seni. Bence yapmazsın. Bir de ne istersen. Şanslı günümdeyim desene. Tamam tamam, sorayım. Hocam hastaları böyle dışarı salmayın. İnsanlar korkuyor. Hayırlı olsun. Siz yeni başladınız herhalde. Evet hocam, bugün ilk iş günü. Ah çok güzel. İyi, yalnız kendisi hasta değil. Buranın klinik şefi. Ederim. Ya muhteşem bir şey. Gösteriyorsun. Bütün kapılar açılıyor. Unutmuşum. Normal. Gecem bayağı bir hareketli geçmiş duyduğuma göre. Süper kahraman diyorlar senin için. Ne demezsin. Yangından çıkardığın kızı servise aldık. Annesi de geldi. Seni bekliyor görüşmek için. Tamam. Raporunu gördüm şimdi. Gino. Gino. Nasılsın? Kuş gibiyim. Hmm. Hafif. Özgür. Her an kanatlarını uçabilirim. O zaman benim senin yerdeki haline ihtiyacım var, tamam mı? O zaman yeri biraz yaşanır mı kılsak? Telefon istiyorum. Ne olur lütfen. Lütfen. Çocuklar sakin. Burak Arif. Burak, Arif söyledim size. Terapide vereceğim. Ya bari bir tane verin, bölüşelim. Yoksa ben iptal, ben vefat yani. Hayır, hayır. İpte koçanız ne diyorsa hadi. Hadi kahvaltı edin. Hadi. Hadi. Ben de geliyorum şimdi. Hadi. Sağ ol yardımın için. Rica ederim ya, ne demek. Günaydın hocam. Günaydın. Git açıl bence. Ya ne yapıyorsun Dilfer ya Allah aşkına? Saçmalıyorsun ya. Ne yapıyorum ya? Yani kızın ayrıca nişanlısı var. Ne yapayım? Öyle. O zaman öyle erkeğin gibi bakmayacaksın. Öyle mi bakıyorum? Hiç öyle bakmıyorum. Hiç öyle mi bakıyorum? Nehir gibi aktın. Hadi abartıyorum ben birazcık. Havalı bir girişimiz var ya. Ben ilgilenirim. Afiyet olsun.
Daha iyi misiniz? Yangının raporu henüz çıkmadı. Ama itfaiye ekiplerinden öğrendiğimiz bilgiye göre yangına mum sebep olmuş ve odanızda başlamış. Benim odamda uyuyakalmış. Sonra yayılıp büyüyene kadar da fark etmemiş işte. Senem odanızda mı uyur hep ya da sizinle mi uyur? Hayır. Olur mu öyle şey? Koskoca kız. Bu son zamanlarda biraz dengesi bozuldu da. Doğru dürüst uyuduğu da yok. Yani benim anladığım öyle bulunduğu yerde bayılıp kalmış. Yani günlerce uykusuz kalırsan olacağı budur. Söyledim ama dinletemedim. Dengesi bozuldu derken tam olarak ne ifade etmek istediğinizi bana biraz açabilir misiniz? Rica etsem. Doktor hanım biz uzun zamandır akran zorbalığıyla uğraşıyoruz. Çok kiloluydu Senem. Uğraştı, zayıfladı. Artık rahatlar dedim, rahat bırakırlar dedim ama öyle olmadı. 3 ayda 18 kilo verdi. O hali hoşuna gitti. Böyle şey oldu. Çocuk işte. Geçmiş aynanın karşısına. Kendi fotoğrafını çekmiş. Çıplak. Sonra da bir yakın arkadaşı var, onunla yazışırken yanlışlıkla o fotoğraf gitmiş. Hemen fark etmiş, silmiş ama iş işten geçmiş tabii. Fotoğraf yayılmış bütün okula. Yani ne yapacağız ben bilmiyorum zaten. Öğretmenlerine kadar, herkese kadar rezil oldu benim kızım. Ve hiç kimsenin umursadığı yok biliyor musunuz? Bir tek benim umurumda, annesinin. Başka kimsenin umurunda değil. Babası? Ne babası? Babası ne alaka canım şimdi? O nereden çıktı? Yangında o gelsin diye sayıklıyordu. Hep o gelsin, o gelsin. Kendisine kurtarıcı olarak gördüğü, içindeki yangını söndürmesini istediği kişi kim sizce? Yani babası olmadığı kesin. Senem babasının yüzünü bile görmedi. Yani bir kurtarıcı bekliyorsa babası son kişi bile olamaz. Sizce kim olabilir Özlem Hanım? Bilmiyorum. Kim bilir? Yani belli ki benim kızım şokta. Ne dediğinin ne önemi var ben anlamıyorum. Siz oraya taktınız, sorup duruyorsunuz. Ben size demin çok daha önemli bir şey anlattım. Benim kızımı ifşa ettiler. 2 gün okula gidemedi kızım. Artık ne yaşattılarsa ona. Yani canından vazgeçmek istedi, ölmek istedi. Siz daha ne arıyorsunuz ben anlamadım. Yani içimdeki yangın dediğiniz şey bu işte. Daha ne olacak? Senem ölmek istemedi. Yani boğazına cam dayamış. Daha ne yapması gerekiyordu? Bazen kendine zarar vermek gibi görünen davranışların asıl niyeti gerçekten zarar vermek olmayabiliyor. Yönetemediğimiz, stres altında olduğumuz, kontrolümüzün dışındaki durumlarda bazen mantık devre dışı kalır. Ve o zaman o durumdan kurtulmak için en kolay yolu tercih edebiliriz. Bu mantık dışı bile olsa, eğer en kolay kurtarıcıysa denenebilir. Seninki böyle bir durumdu. Yani ne diyorsunuz, ne yani? Yanlışlıkla mı intihar etmeye kalktı kızım? Aynen öyle. Yangındaydı, korkmuştu. Halk dilinde stres hormonu denilen aşırı epinefrin salınımı arttı. Adrenal yük oluştu ve bu da kısa süreli de olsa nesnel gerçeklikle uyumunu bozdu. Durumu yönetemedi kısacası. Dolayısıyla bu bilinçli bir intihar girişimi değil. Tabii böyle durumların başka çıktıları da vardır Özlem Hanım. İnsan böyle durumlarda kendi yaşamını sorgular. Sizce kızınız neyi sorguluyordu? Yani demin size anlattım ya. Yaşadığı şeyler kolay değil. İkimiz de perişan olduk. Neler yaşamış, neler hissetmiş olabileceğini, olabileceğinizi gayet iyi anladım. Hatta en iyi anladığım şey bu 2 gün olabilir. Ama ben daha öncesiyle ilgileniyorum. Kızınızın daha evvelki travmalarıyla.
sıkılmıyor musun? Sen de mi? Ya çok tatlısın. Hayır, bu her sabah simit çayla kahvaltı etmekten diyorum. Yok, peynir de var. Aa, pardon, pardon. Bu çayı kim demledi ya? Hiç bana bakma, ben o topa girmeyecek kadar akılladım. Savaş demledi. Simidi de o getirdi galiba. Nasıl gidiyor? Ya açıkçası pek gitmiyor. Buyur. Anladığım kadarıyla o geceyle ilgili çok da konuşmak istemiyorsun, öyle mi? Peki. Konuşmayalım öyleyse. Ya da sen seç. Yani ne konuşmak istiyorsan. Çay nasıl demlenir sana onu anlattım mesela. Beni kurtaran o doktor. Nilüfer Hanım. O burada mı? Tabii. Onunla konuşmak ister misin? Yok. Sordum öylesine. Ha, bu arada yeni birisi geldi sabah. Sana onun bilgisini vermem lazım. Nilüfer Hocam. Savaş Hocam. Buyurun. Müsait mi? Buyurun lütfen. Merhaba. Pardon, şöyle. Nilüfer ben. Gece tanışmıştık. Senem, benim biraz işim var. Sonra görüşürüz. Nasılsın? Bilmem. Bomboşum sanki. Herkes neden yaptın diye soruyor ama... neden yaptım ben de bilmiyorum. Yoğun stres anında kendini korumak için bilinç dışı bir hamleydi diyelim. Tamam mı? Annen okulda başına gelenlerden bahsetti biraz. Sen de bahsetmek ister misin? Ne hissettirdi sana? Hayal kırıklığı, kızgınlık, utanç. Utandım tabii. Kim utanmaz ki? Tabii ki. Bu durumda birçok insan utanabilir. Sonuçta senin iznin olmadan özel fotoğrafların başkalarına servis edildi. Kim olsa utanır. Bunun için kimse yargılayamaz seni. Kızgın olman da çok anlaşılır. Bu duygular çok normal. Ama önce duygularımızı anlamalı, ne hissettiğimizi tanımlamalı ve onu kabul etmeliyiz, tamam mı? Utandın, öfkelendin ve kendini değersiz hissettin. Doğru mu? Oldu, bitti. Bütmeye gerek yok bence. Annem için tek gündem bu ama benim için geride kaldı. Geride kalmamalı bence Senem. Bunu sana yapan en yakın arkadaşınmış, öyle öğrendim. Onu dava edebilirsin, biliyorsun değil mi? Bunun peşini bırakmamalısın. Dava mı? Dava mava olmaz. O yapmadı ki. O yaymadı fotoğrafları. Tamam, kapatın artık konuyu. Bitsi bitti gitti hepsi. Kapatın. Peki. Şimdi konuyu kapattık diyelim. Konu kapanmış olacak mı? Bu konuşmayı sonlandırmak, konuyu sonlandırmaya yetecek mi sence? Hayır. Ama dedim ya. Dava mava olmaz. Bu kadar büyütmeye gerek yok olayları. Kendine zarar vermen de büyük bir olay Senem. İsteyerek ya da istemeyerek. Ama kendini o durumda bulacak kadar stres altında olman büyük bir olay. Hocam tamam, kapatalım artık bu konuyu. Bitsin gitsin, tamam kapatalım. Söz veriyorum, bir daha yapmayacağım. Biliyorsun değil mi fotoğrafları kimin yaydığını? Kimi saklıyorsun sen? Ne saklıyorsun?
Çıplak fotoğrafları yayan kişi... Sena. Nasıl yani? Kendisi mi yapmış, itiraf mı etti? Hayır. Ama söz veriyorum bir daha yapmayacağım dedi. Yani lapsus. Zaten yapan kişinin bulunmaması için çok çaba sarf etti. Şu an için ilk ve tek şüphelim Senem. Ve tabii ilk hedefimiz de bunun altında yatan sebepleri bulmak. Hadi o çayı geçtim. O sünger grup hastanesinde nasıl yiyorsun? Ha şöyle, böyle küçük parçalara ayırıyorum. Sonra böyle ağzıma atıyorum. Çay da güzel. Geçen yaz bir klinikte bulimya teşhisiyle gözlem altında tutulmuş. Bu nasıl kilo verdiğini de açıklıyor. Doğduğundan beri kiloluymuş. Yeme bozukluğu tablosu da var. Evet, strese girdiğinde yarınlar yokmuşçasına yiyor. Önce çok mutlu oluyor, sonra pişman oluyor. Başını duvarlara vuruyor, kendini tokatlıyor. Bak, stresten. Sen de bana baktıkça ben de stresten yiyorum. Önüne bak lütfen ya. Evet, yeme bozukluğu, akran zorbalığı, baba tarafından terk edilmişlik ve anne. Peki, intihar girişimi. Sence intihara meyli var mı? Hayır, yok. Yangının şokuyla disosiye olmuş. Ben, itfaiyeciler, dış uyaranlar sayesinde koruyucu hipnozdan uyandı. Tabii bu sefer de paniğe kapıldı. Aynen öyle. Durumla baş edemeyip bilinçsiz bir intihar girişiminde bulundu. Bilinci yerine geldiğinde tepkisi nasıldı? Enteresan bir şekilde çok hızlı çıktı diyebilirim. Yani yüz ifadesine bakılırsa yaşamı gayet sevdiğini düşündüm. İntihar girişimi yok. Teşhisin? Henüz yok. Yani böyle bir davranış bozukluğunun altında yatan sebepleri bulmadan bir tanı koyamam, tedaviye de başlayamayız. Anne peki, yardıma açık mı? Yani işbirliği yapacak mı bizimle? Öyle gibi görünüyor. Ama bence anne kızın bizden sakladıkları bir şey var. Asıl mesele bir genç kendini ya da bir başkasını neden bu şekilde dünyaya ifşa eder? Bunun cevabını bulmamız lazım. İstanbul'da korkutan yangın. Dün gece saatlerinde İstanbul Maslak'ta bir apartman dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya giren itfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede mahsur kalan Senem Gerginoğlu'nu kurtardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Al. Az ifşa olmuştuk, bir de bu oldu, tam olduk. Akşam da haberlere çıkarız artık, rezillik. Hadi, çağırdın mı taksiyi? Ne zaman geliyor? 5 dakikası kalmış. Hadi! Çıkıp gitmek istiyorum buradan. O doktor kadın da insanın içine içine bakıyor. Sanki az şey yaşamışız gibi bir de kadın geldi. Evet. Kuzey saklı. Sabah ortalığı yakan genç. Yani şu polislerin getirdi. Aha. Vay, kart filan. Ya bunu döverim seni. 17 yaşında erkek. Her yeri kırıp dökmüş. Karakola giderlerken de yolda psikotik atak geçirmiş. Öyle olunca memurlar da endişelenmişler, buraya getirmişler. Psikotik atak, hemen teşhis koyuyorlar, müthiş. Ya ön teşhis diyelim. Sonuçta polisler de gide gele kaptılar terminolojiyi. Ayrıca ben de gördüm çocuğu. Tamam. Psikoz mu, isyan mı anlarız şimdi. Vay be. Kimleri görüyorum. Sen de mi yakayı ele verdin? Nasıl? Seni de mi diyorum, buraya aldılar? Yo. Ben her gün geliyorum buraya. Ama seninle aynı sebepten değil. İkimiz de deliyiz sonuçta. Rahat ol. Sıkıntı yok. Kuzey ben. Çok memnun oldum. Çok
Sus ya, sus. Beni rahat bırak ya. Kim? Evet bak, söyle bak. Söyle şunu sussun. Tamam mı? Çok fena olacak. Yeter artık, ben dayanamıyorum. Sus. Kim var orada kuzey? Gerçekten görmüyor musun arkandakini? Gerçekten görmüyor musun arkandakini? Hayır, görmüyorum. Kim var? Sus, sus sana, sus! Kim var orada? Söyle bana. Gerçekten görmüyor musun? Görmüyorum. Söyle bana. Korktun değil mi? Güzel. Güzel. Kesin yırtacağım ben bu işten. Yani seni kandırabildiysem herkesi kandırırım. Sonuçta gerçek, öz, has, deli sensin. Seni ilham aldım ben. Seninki de burada mı var? Seninki derken? Şu sabah kavga ettiğin hayaller katış diyorum ben. Benim hayali kişilerle mi konuştuğumu düşünüyorsun? Niye gerildin? Bir dakika, bir dakika. Sen de akıllı taklit yapıyorsun. Anladım. Olur, bana uyar. Sıkıntı yok. Aramızda. Korkuttuysam da özür dilerim bu arada. Ama mecburum. Bunlar beni hapishaneye yollamak istiyor. Sabahki davranışlarından bahsediyorsan eğer, tekrarlamazsan oraya geri dönmezsin. Ki tekrarlamayacak kadar zeki bir çocuğa benziyorsun. Eyvallah. Hı hı. Hatta kalacak kadar kafam çalışıyor. Ama hayali insanlarla konuşacağımı düşünecek kadar da hayalperestsin. Değil mi? Senin muayeneni yaptım. Teşhisini koydum. Sen psikoz değilsin. Seni gönderiyorum. Anlamadım. Ne? Sen kim oluyorsun da buna karar veriyorsun? Çok zekisin ya. Biraz düşün bulursun belki. Ayrıca bir suç daha işlememeni sana şiddetle tavsiye ediyorum. Yoksa bu numaralar bile kurtaramaz. Senin haberin olsun. Tamam mı? İşte sabahları en sevdiğim etkinlik. Yine toplantısı. Benim kahvaltı kısmı valla. En çok o kısmı seviyorum. Ya ben aç kalınca baga giriyorum resmen. Bunu biliyoruz. Anlatın bakalım. Nasıldı dün geceniz? Leyla? Nasılsın? Kötü bir gece miydi? Biraz. Kötü bir rüya gördüm de. Hı. Anlatmak ister misin? Pek havamda değilim. Sonra konuşsak olur mu? Tabii ki. Ne zaman istersen o zaman konuşuruz. Al. Nasıl yani, ama sen kıyafetlerini paylaşmayı sevmezsin ki. Sen giyebilirsin. Sana izin var. Sağ ol. Başka? Arif, seni dinliyoruz. Ya benim için de kötü bir geceydi. Bir iki kriz geçirdim. Sonra tespiti aldılar beni. Niye peki? Yani sebebi neydi krizlerin? Hocam, bir anda bir korku sardı içimi. Kötü bir şey olacağını hissettim. Panikledim yine. Bağırmaya başladım. Sonrası yok, hatırlamıyorum. Sonra uykunuzun içine ettim. Her zamanki gibi. Özür dilerim. Neyse, senin canın sağ olsun. Bu gece de gönder gelsin. Oğlum çok tatlısınız ya. Dün annenle konuştun mu hiç? Evet. Bunu neden sordun Ferda? Çünkü annesiyle ne zaman konuşsa aynı şey oluyor. Bence bazı anneler yasaklanmalı. Özellikle çocuklarını terk eden anneler diye bir parantez açalım. Adres tam belli olsun. Şak. Tamam. Tamam. Günaydın. Hocam. 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 Hocam.
Çay kahve. Yavaş yavaş. Yakmayın kendinizi. Dikkatli. Yanmayın. Yavaş yavaş. Sakin. Zahmet oluyor. Tadını çıkarın. Teşekkür ederiz hocam. Afiyet olsun. Hadi. Ölmeyeyim ben. Hocam bir tanesiniz ya. Yemin ederim. İşte bu. Teşekkürler hocam. Başka bir isteğiniz? Kandırmış demek beni ha. Serseriye bak. Tamam hadi takma kafana. Çocuk neredeyse beni de kandırıyordu Yusuf. Çok akıllı. Nasıl fark ettin peki? Kendi anlattı dedim ya Yusuf. Söyledi işte. Ne? Nasıl ya? Ya açık açık böyle numara yapıyorum mu dedi. Ya neden yapsın ki böyle bir şey? Ya Nilüfer merak ettim söylesene. Ya tamam Yusuf. Allah Allah. Savaş zaten yeteri kadar yöntemlerimi sorguluyor. Bir de sen başlama. Allah aşkına rica ediyorum ya. Tamam işte. Neticeye bak. Ben konuştum Nimet ablayla. Çıkış işlemlerini yapıyor. Teslim edecekler polise işte. Ha, ıslah evine gidiyor yani çocuk. Savcı Ahmet insaflı adamdır. Yollamaz onu ıslah evine. Merak etme. Haberin yok herhalde. Ne? Savcı Ahmet'i yerine başka birini atamışlar. Nasıl? Kim? Yani haberimiz olsaydı gelmenize gerek kalmazdı. Bizimle ilgili bir hata değil sonuçta. Yok estağfurullah. Hata değil zaten ya. Usul değil. Ne oluyor ya? Bilmiyorum, problem bir hata olmuş. Ama düzelteceğiz. Bir sıkıntı yok. Yani ben arkadaş alıp götüreceğim işte. Pardon kimi alıyorsunuz tam olarak? Ben anlayamadım. Klinik şefimiz. Nilüfer ben. Merhaba. Siz kimsiniz? Ömer Atakan. Cumhuriyet Savcısı. Tamam, peki buyurun. Dinliyorum sizi. Sabah bir arkadaşı getirmişler buraya da, Kuzey Saklı. Evet, sosyal hizmetleri de arkanıza aldığınıza göre durum epey ciddi sanırım. Buyurun. Aslında ortada bir ciddi bir problem yok. Bir yanlış anlaşılma var. Yani bizim polis arkadaşları bir şekilde kandırmış çocuk. Çok iyi rol yapıyor. Onlar da işte bize getireceklerini size getirmişler. Tamam, tamam. Öylesi sorun yok. Zaten biz de tam onun durumu... Bir saniye. Buraya yanlışlıkla getirildi derken birazcık konuyu açar mısınız rica etsem? Tabii. Polis arkadaşları kandırmış. Böyle hani hasta gibi. Yani çocuğun hasta olduğu yok. Hasta davranış bozukluğu var bunda. Ha bir teşhisiniz var yani. Şahane. Teşhis değil, tecrübe. Daha önce epey bir suç işlemiş. Denetimli serbestlikte de bırakılmış kendisi. Ama şimdi kaçacak yeri yok. Onu alıp götüreceğim. Peki, anlayamadığım bir şey var. Şimdi siz eğer Kuzey'i birebir de buraya almaya geldiyseniz onu çok yakinen tanıyor olmasınız değil mi? Yok, hiç tanımıyorum. Daha önce hiç görmedim kendisi ama ben böyle tipleri çok iyi tanırım. Anladım. Nasıl oluyor böyle tipler pardon? Ben size galiba gerekli açıklamayı yaptım hanımefendi. Daha da fazla uzatıp birbirimizin vaktini almaya gerek yok diye düşünüyorum. Yok ama hayır ben istediğim cevabı alamadım henüz sizden. Yani koskoca Cumhuriyet Savcısının bu çocuğu almak için buraya kadar gelmesindeki sebebi... ...yani altında yatan gerçek sebebi merak ediyorum. Bana biraz böyle kişisel gibi geldi. Benim ne kişisel bir sebebim? Hiçbir kişisel sebebim falan yok benim. Olayı kişiselleştiren sizsiniz. Hah beyimiz de geldi işte bakın buyurun. Al canım. Al arkadaş, al arkadaşı, al. Ne oluyor ya? Bıraksanıza! Bir saniye. Alamazsınız. Hayır bir dakika, alamazsınız. Ne demek alamazsınız ya? Basbayağı, alamazsınız demek, alamazsınız demek. Hiçbir yere gitmiyor. Götür abicim sen. Bir saniye, hiçbir yere gitmiyor. Henüz. Ben size galiba anlatamadım mevzuyu. Anlamadığınızı diye anlamıyorum ki. Hayır siz kendinizi gayet doğru ifade ettiniz. Ben de sizi anladım. Çocuğun suçlarını sıraladınız. Ben de aldım kabul ettim ki bu sizin alanınız. Saygı duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunların hepsi bizim teşhis ve tedavimiz için bize çok faydalı bilgiler. Ama siz kendi gözetiminiz altında bu çocuğun bir atak geçirmesini daha göze alıyorsanız bu başka. Çünkü ben baskı altında onu ne yapacağını bilemem. Ya bu çocuğun tedavi edilecek bir şeyi yok. Yani hasta falan değil bu ya. Ona siz değil ben karar veririm. Ya adam kamu malına zarar vermiş. Adamın camın çerçevesini indirmiş. Ya suçun müptelası bu adam. Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz? Sizin de anlamadığınız tam olarak bu. Adam değil, çocuk. Anlatabiliyor muyum? Eğer hastaysa bu saydıklarınızın hiçbirinin ne vicdanen ne kanunen hiçbir hükmü yok. Bakın Sayın Savcı ben size bir özet geçeyim. Belki ben anlatamıyorum yani sizde değil sorun. Belki de bendedir ben anlatamadığım için. Bakın bu çocuk çevreye zarar vermiş olabilir ama sanrılar görüyor. Yani hayali insanlar, sesler anlatabiliyor muyum? Bu da onu hasta şüphelisi yapıyor. Eğer hastaysa
cezai ehliyeti kalmaz. Onu burada alır tedavi ederiz. Ama eğer hasta değilse alırsınız götürürsünüz. Yargı karşısına çıkarırsınız. Suçluysa da ıslah evine gönderirsiniz. Bu kadar basit. Basitti. Siz böyle devreye girmeden önce çok basitti. Siz bizi devreye soktunuz. Ben devreye... Siz getirdiniz bu çocuğu buraya. Ben değil hanımefendi. Usule uygun davranmayan bu polis arkadaşlar. Çocuk rol yapmış ya. Psikoz krizi rolü yapmış bunlara. Psikoz krizi değil. Psikotik atak. Aman neyse ne. Ya benim daha fazla harcayacak vaktim yok. İşi zorlaştırmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz siz ya. Diyelim ki çocuğu aldınız götürdünüz. Sizin gözetiminiz altındayken ki doktoru muayene olmalı demiş olmasına rağmen. Sizin gözetiminiz altında bir başkasına ya da kendisine zarar verirse siz ne yapacaksınız? Sayın savcım. Bu sorumluluğu alabilecek misiniz? Siz. Değil mi? Anlayışınız için teşekkür ederim. Bir gün veriyorum size. Yapın bakalım muayenenizi. 24 saat içinde tek bir suç işlerse... sorumlusu sizsiniz. Demirden korksaydım direnemem Özlem. Nimet, boş odayı alalım. Muayeneye geçeceğim birazdan. Gerçekten mi ya? Sırası mıydı şimdi hocam? Ben bir şey yapmadım. Uyardım sadece. Kendi karar verdi. Savcım bakın, Nilüfer hocam işinde çok titiz bir kadındır. Yani emin olmadan herhangi bir şey yapmaz. Mutlaka araştırmak istediği, şüphelendiği bir şey olmalı çocuğun. Yani tavrı onun size model değil. Model bu diyorsun yani öyle mi? Karakteri bu demek daha doğru olur. Ama çok iyi bir doktordur. Ve çok tecrübelidir. Bakın, yani ben de fena bir savcı değilim Sibel Hanım. Tecrübe konusuna gelecek olursa da ben bu çocuğun suçlu olduğunu anlayacak kadar da tecrübeliyim. Ben onlara ekstra bir gün daha verdim. Artık gerisini onlar bilirler. Savcı, bu çok iyi bir başlangıç olmaz sanki. Başlangıcı ben yapmadım. O yaptı. Üstelik çok da yüksek bir perdeden yaptı. Bu çocuk içeride bir şey daha yaparsa artık ben alırım onların ifadesini. Savcım, ne olursunuz beni yanlış anlamayın. Ama adliyeniz bizden rapor ister. Nilüfer Hoca da bu kliniğin şefi. Yani bu yüzden siz onun sık sık beraber olmak zorunda kalacaksınız. Ve yine bu yüzden bence önce onu tanımayı denemeksiniz. Yani tanısan sen de seversin diyorsun yani öyle mi? Umuyorum. Diyelim. Hatta isterseniz ben size bir barış yemeği de ayarlayabilirim. Barış yemeği mi? Neydi şimdi bu? Gerçekten soruyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun tam olarak? İşimi yapmaya çalışıyorum. Senin gibi. Bak. Bu çocukların başında olmanı en çok ben istiyorum. Ama sen beni sürekli zorluyorsun Elif'e. Sürekli sınırlarda geziyorsun. Ya anlıyorum tabii ki. Kendi yöntemlerini kullanmak istiyorsun. Ben de bunlara izin veriyorum. Mümkün olduğunca. Ama yani şimdi savcıyı da karşına alman. Sadece seni değil. Beni de zora sokuyor. Hadi yeri gelmişken bir daha hatırlatayım. Biz eğitim ve araştırma hastanesiyiz. Bizim bağlı olduğumuz bir vakıf var. Benim sorumlu olduğum başka insanlar var. Savcı hakkıyla işini yapmak istiyorsa o zaman işbirliği yapmayı öğrenecek. Damla, o öğrenmiyorsa ben öğreteceğim bir şekilde. Bu arada kargaşadan söyleyemedim. Ceketin nasıl güzel. Ne bu? Nar çiçeği. Nar çiçeği mi? Kırmızı, kırmızı değil. Kubu falan. Çok iyi, yıkılıyor. Çok yakışmış sana. Mersi. İnternetten aldım ya.
yok artık. Ay Nilüfer, internetten aldım. Geçen sezon ürünü ama çok beğendim, çok rahat. Linkini sana da atayım istersen. Evet. Bana bak. Ciddiyim ben. Konuyu değiştirme. Eğer beni zora sokarsan yanında olmam. Olamam. Tamam. Hadi. Ne sordu o doktor kadın sana? Hiç. Nasıl hiç kızım? Ne konuştunuz onca saat? İntihar etmek istemediğimi söyledi. O an stresten böyle. Tamam bir şey. Onu biliyorum. Başka? Şuna bak. Fotoğrafları sordu işte. Sen bahsetmişsin zaten. Ne hissettin, ne düşündün falan. Öyle boş boş sorular sordu. Boş yaptı yani. Boş yaptı. Başka? İçerideyken dışarı çıkmak istemediğimde kimi beklediğimi sordu. Ben de kimseye dedim. Hatırlamıyorum dedim. Onu sormuyorum kızım. Anne ne soruyorsun anlamıyorum ki. Anlattım işte gerisini sana. Of kızım of. Ne diyeyim ki ben sana? Allah kahretsin. Şu evin haline bak. Al en sevdiğim battaniyen bak. Kızım şu haline bak. Yumuşacıktır. Çöp olmuş her şey. Her şey yanmış. Allah'ım. Beni de yaksaydın. Ay şunlara bak. Anne. Önemli olan biz iyiyiz. Birlikteyiz. Sevinmemiz lazım değil mi? Ya. Onca sene, onca sene biriktirdiğim her şey yanmış. Anne. Ay kızım dur. İstinmiş üstüne. Midem kalktı vallahi. Git sen bir duş al. Hadi sana da iyi gelir hadi. Hey! Perdem. Alo. İyiyim. Film açmıştım, onu izliyordum ya. Mısır patlattım. Sıkıcı bir film. Bir şey soracağım, yarın buluşalım mı? Sadece ikimiz sinemaya gideriz. Tamam. Tamam, süper. Yarın görüşürüz o zaman. Selam. Nasıl? Beğendin mi yeni yerini? Isla evine kıyasla mı? Hı hı. Daha iyidir diye düşünüyorum. Yani sen bana kıyak yapmış olmuyorsun. Önce o konuda bir anlaşalım. Ne konuda?
şöyle. Ben senin hayal arkadaşını sakladım. Sen de beni açık etmedin. Ya da torbacın gerçekten sağlam. İşin tarlasındasın değil mi? Ne torbacısı ha? Senin eline ne ilaçlar geliyordur? Var ya. Neyse. Güzel anlaşma yaptık bence. Ben sevdim. Ama bak, inatlaşırsak anlaşma bozulur. Sen beni koru, ben de seni koruyayım. Anlaştık. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen nasıl anlamak istersen. Şimdi şartlarımı sayıyorum. Buyurun, lütfen. Bir, böyle buralarda çok fazla kalmayacağım. Şu hakkımdaki suçlamalar düşene kadar sen beni idare edeceksin. O delilerle aynı muameleyi görmeyeceğim. Da iki, kağıt kalem falan yok mu? Not alırdın. Değil mi? Sağlamdır. Tutarım aklımda, hiç merak etme. Eyvallah. Kafama göre takılırım. Hı hı. Ve bak, bu en önemli şartım. O kapıyı asla kilitlemeyeceksiniz. Hatta kilitlemeyi bırak, kapamayacaksınız bile, tamam mı? Başka? Başka? Hmm. Şu çöktüğünüz eşyalarım var ya. Hı hı. Onları da odama getirin bir zahmet. Özellikle de telefon. Ha, şimdilik bu kadar. Ama inatlaşılırsa, kabul edilmezse ters durumlar yaşanabilir. Haberin olsun. Peki. Öncelikle ben telefonda konuşuyordum. Ama sen neye inanmak istiyorsan ona inanmaya devam edebilirsin Kuzey. Özgürsün. İki, buranın tek bir patronu var, o da benim. Tamam? Yani kuralları ben koyarım. Sen buraya alışana kadar ekstra çaba sarf edeceksin. Anlaştık mı? Bırak başkalarını rahatsız etmeyi. Eğer dediğin gibi ters o bir hareket, bir tavır, bir söz duyarsam seni 24 saat gözlem altında tutarım, başına da bir hasta bakıcı dikerim, haberin olsun. Ve son olarak, eğer beni bir daha tehdit edersen, seni ıslah evine göndermem sadece bir tuşuma bakar. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlamıyorum. Senden korkmuyorum diyorsun. Hı hı. Benden korkmuyorsan niye yardım ettin bana? Niye yollamadınız da evine beni? Polisteki dosyamı da okumuş olmalısın. Biliyorsun. Niye yollamadın beni ıslah evine? Çünkü dosyanda yazandan daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? O dosyada ne yazıyorsa ben oyum. Peki. Ama hava atmak gibi olmasın. Ben nadiren yanılırım. Yarın ilk seansımız var, tamam? Aramıza hoş geldin Kuzey Saklı. Kolay gelsin. Hasan abi. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Senin sarmaları hazırladım. Bak son tabak kaldı. Ay yaşa. Abi sarmalar buranın da ama. Hiç önemi yok. Siz hanımefendiye verin, ben yemesem de olur. Yok olmaz öyle şey, siz verin. Tamamdır. Hasan abi ben o zaman bir yarım çorba alayım. Bir de çoban salata, soğanlı sumaklı. Derhal hocam. Bir de belki sonra. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ olun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Oha.
herif aşırı yakışıklı ya. Resmen yıkılıyor. Bakışları sert. Ama romantik bence bu adam. Hatta böyle kırılgan bir kalp var. Ay ya, kıyamam. Nilüfer. Bu adama aşık olur musun? Lütfen. Lütfen ya, lütfen. Asla. Ay sağ olasın. Ya adam sana bakıyor. Şu paspal tipinle bile beğendi seni. Bak bu fırsatı kaçıramayız, duydun mu? Adam ayaklarına bak, buraya gel. Adam sana ne derse evet diyorsun, tamam mı? Evet, evet, evet. Buranın porsiyonları epey büyükmüş. Paylaşalım mı? Evet. Hayır. Kızım salak mısın sen? Yok, yani asla hayır diyemem bu teklife. Evet. Canım bakar mısın? Buyurun. Şuradan benim servisim de yemekleri getirirsen. Ha bir de tuz. Hemen. Var mı başka isteğimiz? Yok. Hayır yok. Ama olursa kendim söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Tabii ki. Kızım, adam centilmen, biraz kibar olsana. Ya adam taş gibi taş. Nilüfer. Nilüfer ben kim etmiyorum ya? Hey, alo Nilüfer. Yeter. Tamam. Yok. Ha. Pardon. Gerçekten salaksın. İyi akşamlar. Sağ olun. Ay, açlıktan ölebilirim gerçekten. Ben de ya. Aslında ben yeni bir yer keşfettim geçen de. Vegan, bayağı mezeleri falan. Aşkım. Çok... Volkan. Volkan. Hocam izninizle ben... Estağfurullah, ne izni canım? Rica ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Volkan, nasılsın? Eyvallah, sağ olasın. Sabah 8'de görüşürüz İpek. Hoşça kalın. Ne haber? İyi, sen? İyi, ben de. Sürpriz yapayım. Saati söylemen çok iyi oldu Yusuf. Saati söylemen çok yerinde oldu. İlk defa görüyorum sizi burada. İlk defa geliyorum çünkü. Hı hı. Biliyorum. Ben her akşam burada yemek yiyorum çünkü. Öyleymiş, evet. Biliyorum. Nasıl? Ben İstanbul'a yeni taşındım. Doğru düzgün de yerleşemedim zaten daha. Her akşam böyle yok pide, lahmacun, pizza, kebap filan derken... Hı hı. ...bugün canıma tak etti. Sibel'e sordum. Hmm, tabii. Sibel. Sibel. O da dedi ki çok güzel bir lokanta var. Sizden de bahsetti. Her akşam orada yer dedi. Ben de tamam. Güzel dedim. Nilüfer Hanım'ı görürüm. Hem de bir çorba içerim. Beni niye görmek istediniz? Zeytin Dalı. Yani uzatmak için. Barışmak mahiyetinde. Hı. Sarma uzattınız siz de. Ya, o da bir asma yaprağı sonuçta. Peki. Ya bugün sert bir tanışma oldu. Biraz da benim kabahatim. Ben yani kendimi doğru ifade edemediğimi düşünüyorum. Sonuçta biz sizinle birlikte çalışacağız. Yani yollarımız hep kesişecek. Yani çalışmak başka, çatışmak başka. Zaten aynı işi yapıyoruz. Tabii ayrı işler de yapıyoruz ama yani sonuçta bir aramızda böyle bir çizgi var. Ne bileyim, yani herkes o çizgiyi... Sınır. Bravo, sınır. Ben de o kelimeyi aradım. Yani sınırımızı bilirsek bence bir problem yaşamayız. Yani mesela benim sınırım, yani görevim... ...şüphelileri yargı karşısına çıkarmak. Sizin sınırınız... ...işte...
teşhis, tedavi. Tabii kişi hastaysa. Yalnız yine aynı şeye başlayacaksak hiç ben... Yok yok yok, ben hiç yanlış anlamayın beni. Ben o anlamda demedim. Yani bizimki bir iletişim kazası oldu. Yani ilk iş kazası diyelim bu Kuzey'in başımızı açtığı. Zamanla siz de beni anlayacaksınız zaten. Çocuk çok zeki ama manipülatör. Yani şimdi böyle böyle başlar, sonra büyür. Yani zamanında önlem alınmazsa çete lideri olarak çıkar karşına yıllar sonra. O yüzden bunu alacaksın, içeri atacaksın. Bunların yeri ıslah evi. Evet, içerisi zordur. Ama o zoru aşarsa adam olur. Adam gibi çıkar yani. Hem ne demiş sizin Freud adalet hakkında? Yeter ki adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bugün de o serseri kıyameti kopardı. Ya kısacası, evet sert başladık ama böyle gitmek zorunda değil. Önemli olan süreç. Ben böyle bir ortak bir yol bulabileceğimizi düşünüyorum. Bence bu sefer kendimi doğru ifade edebildim. Ay yok, ben sizi zaten başta da anlamıştım. Gayet de iyi anlamıştım ama baktım siz anlatıyorsunuz. Dedim bölmeyeyim. Yani afili sözler bunlar. Yani herkes sınırlarını bilmeli falan. Talihsiz bir şekilde büyük sözlerle başladık maalesef. Ve genelde böyle ahkam kesen, keskin sözcüklerle başlayan cümlelerin sonu genelde hep benim kurallarıma göre oynayacaksınla biter. Hayır hayır, şimdi ben... Şimdi bakın, siz sınırlar dediniz. Sınırlar, bu hayatta herkes kendi sınırlarını belirlemek ister. Bu sınırlara herkes uysun ister, saygı duyulsun ister, uyulsun ister bir kere her şeyden önce. Ama konu karşısındakinin sınırlarına gelince maalesef aynı saygıyı göstermez. Kendi doğrularını, kurallarını, öfkesini, hatta kibirini alır, o sınırların üzerine böyle döker. Şimdi siz aynen bu şekilde benim sınırlarımı yok etmeye çalışıyorsunuz. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Yok, ben sizi gayet iyi anlıyorum. Ama siz illa benim sınırlarımı zorlamak istiyorsanız eğer, benim sınırlarım sizin o çok laf yapan ağzınızdan dökülen sözcüklerle silinmeyecek kadar derin ve keskindir. Anlatabildim mi? Ben de kendimi. Evet. Seansımız bitti bence. Hasan abi, bir masanın hesabını yapmazsın diye düşünüyorum. Olur mu hocam? Sizin canınız sağ olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Usta hesabı getirir misin? Nilüfer hocam hesabı ödedi. Afiyet olsun beyim. Sağ ol. Kaçıncı ilaç Nilüfer Hanım? Sami hocam, görsen herhalde mahvederdin beni. Savcının parmağında yüzük yoktu. Bekar ya da dul. Gördün değil mi? Baktın çünkü. Hayır. Ayrıca bana ne? Adam tam bir manipülatör. Yapın bakalım muayenesini. Nedir ya? Sen kimsin? Bir de kalkmış bana kibar kibar ayar vermeye çalışıyor. Yok efendim Kuzey,
İlk iş kazasıymış. Efendime söyleyeyim, sınırlarımızı bilecekmişiz falan. Sınır öyle çizilmez, öyle çizilir. Katıksız söyledik. Ha, seksi yani. Anladım. Bak buraya yazıyorum, pişman olacaksın. Tam aşık olmalık bir adamdı. Etkilendin ama değil mi? Hatta belki aşık bile olacaksın. Ben bir daha hayatım boyunca asla aşık olmayacağım. Okey? Asla, asla demeni lütfen. Durdun okula gideceğim diye. Daha çok erken kızım, olay biraz soğusaydı. Biri bir laf ederse katlanabilecek misin? İyiyim ben. Nereye kadar saklanacağım ki? Olan oldu bir kere. Sen okula gidiyorum diye bir şeyler mi çeviriyorsun? Bak kızım, öyle bir şey varsa... Ne alakası var anne? İyi hadi tamam. Ben çıkışta seni almaya geleceğim. Gerek yok, çocuk muyum ben? Senem, itiraz istemiyorum. Çıkışta burada seni bekleyeceğim. Tamam. Hadi iyi dersler. Hadi. Tamam, bay bay. Dikkatli ol. Günaydın. Okula gelmezsin sanıyordum. Gelmedim zaten. Beni görmedin, duymadın. Bye. Alo, Sibel. Ha, selam. Dün getirdiğimiz hastanın bugün seansı vardı da. Yangından çıkardığımız. Senem, aynen. Bir arar mısın, sorar mısın? Her şey yolunda mı? Tamam, teşekkür ederim. Hayırdır erkencisin? Günaydın. Hastanede mi sabahladın sen yine? Yo, hayır, ben de senin gibi erken geldim. Ne? Bekleyecek misin böyle? Beni mi takip edeceksin bütün gün? Sen benimle açık açık konuşana kadar evet. Tamam. O zaman soru cevap şeklinde yapalım. Aralarda es vermeyelim. Lütfen çabuk olsun çünkü gerçekten vaktim yok. Peki. İyi misin? Evet, iyiyim. İlacını alıyor musun? Evet, alıyorum. Gençliğin frenzi. Bu arada ilacım bitti. Bana yeni ilaç yazar mısın? Ne demek bitti? Evet, bitti. Daha en az 10 günlük ilacın olması lazım. Bitti. Dozajı mı arttırdın yoksa? Evet. Lütfen öyle kafana göre dozajı ayarlayamazsın. Tamam, hatırlatırım sana ki ben de hekimim. Ben de sana hatırlatırım, senin hekimin benim. Peki hekimim, özür dilerim sizden. İlacımı yazar mısın lütfen? En son ne zaman sıcak çikolata içtik senle biz? Hatırlamıyorum. Bugün yapıyoruz. Çok isterdim ama gerçekten... Ama ne Nilüfer? Ya kontrolünü kaybetme... Kontrolünü kaybetme anlık bir olaya bakıyor. Dün savcıyla yaşadığın o gerginlik, Kuzey'le ilgili aldığın o riskli karar... Ya bilmiyorum, endişeleniyorum. Tamam, endişelenme. Bence... İyiyim ben. Bence sen endişelen biraz da. Bak, hastalığın açığa çıkma riski eskiden de vardı. Ama şimdi sadece Damla'nın değil, savcının da gözü üzerinde. Ya en ufak bir şeyden şüphelenirlerse biliyorsun ne olacağını. Dikkatli ol. Tamam. Alo, Sibel. Alo Nilüfer, müsait misin? Evet, dinliyorum seni. O zaman onu konuştum ben. Senem okula gitmiş bugün.
Valla kendini iyi hissediyormuş. Annesi de bir sakınca görmemiş. Akşam beni alacağım. Zaten endişelenecek bir şey yok dedi. Okula gitmedi. Nasıl ya? Kadın kendi bırakmışsa. Var Nilüfer. Tamam. Sen bana şu okulun adını yazsana. Tamamdır. Aslında ben de gelirdim de savcı bey çağırdı. Acilmiş. Ha öyle mi? Yalnız ben taşındım. Efendim? Hayır diyorum, adama evinin adresini de vereceksen kapıda kalmasın. Ben taşındım. Anlaşılan iyi geçmedi. Ben hani böyle ikiniz de karşılıklı bir adım atarsınız belki diye. Çıkmaz sokakta geri adım atmak da ileri gitmektir Sibel'ciğim. Efendim? Nilüfer. Neyse. Gel. Savcım beni çağırmışsınız. Ha, sen miydin Sibel Hanım? Gel. Erken gelmişsin. Çok pardon, dışarıda bekleyin. Ha, lütfen gel ya, olur mu? Zaten ben de bir telefon bekliyorum. Birazdan belli olur. Ne o? Yok, önemli bir şey değil. Birazdan birlikte öğreniriz. Aa, sana çok teşekkür ederim. O bahsettiğin lokantaya gittim. Hatta Nilüfer Hanım'ı da gördüm. Sohbet ettik biraz. Öyle mi? Nasıldı? Yani tuzlu. Azıcık keskin. Ama keyifli. Yemekler mi? Yok Nilüfer Hanım. Ha. Sen yemekleri mi sordun? Yemekler güzeldi. Ben oraya giderim sık sık. Yani fırsat buldukça. Heh. Efendim. Heh. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Kuzey'i gözaltına almaya gidiyorum. Ben kendim gitmek istedim. Sen de geliyorsun, hadi. Story atmış arkadaşım. Vurup atlasın, çala oynasın, eğlence de beyefendi. Aa yok, yüzlemeyeceğim. Yalnız biraz acelem var benim. Tatlım ben seni sonra arayayım. Tamam. Tamam, görüşürüz. Bye bye. Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Ben psikiyatrist Nilüfer Toska, Senem Gerginoğlu için gelmiştim. Kendisinin doktoruyum. Konu biraz hassas biliyorsunuz. Karşılıklı bilgi alışverişi yapabilmemiz için. Pardon. Kim demiştiniz? Senem Gerginoğlu, öğrenciniz. Çıplak fotoğrafları okula afişe edilen öğrenciniz. Ha, tamam, okey. Okey. Rehberlik servisi olarak nasıl yönetiyorsunuz durumu okulda? Yani annesi bir arkadaşı yaptı dedi. Sorduk, o yapmamış. Olay da çok büyümedi zaten. Nasıl büyümedi? Bütün okulun bunu konuşuyor olması gerekmiyor mu şu an? Yani konuşuldu tabii ama Senem okeydi. Senem? Aşırı kilo vermiş bu kız. Dolayısıyla fotoğraftaki ne olduğunu birçok öğrenci anlamadı bile. Konu kapandı. Hanımefendi, çocuk utancından okula gelemiyor. Yo, geliyor. Hatta olayın olduğu günde geldi. Oturduk, konuştuk. Gayet olgun karşıladı. Peki bir yakın arkadaşı var bildiğim kadarıyla. Yanlışlıkla fotoğrafı attığı arkadaşı. Gözde. Hayret, onu hatırladınız. Çok güzel.
Gözde okulumuzun gururudur. Onu herkes tanır. Okul birincisi çok özel bir öğrencimizdir. Kendisiyle tanışabilir miyim lütfen? Yalnız şu an ders sahibi. Üniversite sınavına girmiyorsa şu anda. Okey. Gidip çağır. Senem'le biz ilkokuldan beri arkadaşız. Okulda bir sınav yaptılar. İşte başarılı öğrencileri ayrı bir sınıfa topladılar. Ayrıldı sınıflarımız. Derslerimden dolayı çok sık görüşemiyorduk. Pek vaktim olmuyordu benim. Ama mesajlaşıyorduk akşamları. İşte nasılsın, ne yapıyorsun, iyi misin falan sıradan sohbetler. Haftalar önce bana göndermişti aynı fotoğrafı. Hatta hemen sildim diye bozuldu bana. 2 gün önce de yayıldı işte aynı fotoğraf. Bozuldu derken? Bayağı bozuldu işte. Kızdı yani. Peki, fotoğrafı haftalar önce sildiğine göre sen yaymadın o zaman, öyle mi? Hayır, asla. Asla böyle bir şey yapmam ben, ne Senem'e ne başka birine. Kim yaptı peki sence? Bilmiyorum. Gözde. Senem mi yaydı fotoğrafları? Yüzüme bak. Bak bana. Gözde! Aa, merhaba Özlem teyze. Ne yapıyorsunuz? Ne oluyor burada? Lüfer Hanım, siz ne arıyorsunuz burada, okulda? Senem bugün seansa gelmedi. Ben de açıkçası okula gelip gelmediğini merak ettim. Ha. Ben anlamadım. Senem'le görüşmeden önce annesine haber vermeniz, izin almanız gerekmez mi? Yanlış mı biliyorum? Yok, haklısınız. Doğru. Senem'le görüşebilir miyim Özlem Hanım? Tamam, size yarın getiririm. Aslında benim bugün bolca vaktim var. Bir çıksın da. Gözde, Senem bugün okula geldi mi? Evet, çıkar şimdi. Hangi dersi vardı bugün? Biyoloji sanırım. Emin değilim. Allah Allah. Sayın savcı, bu ziyareti neye borçluyuz? Sizdeki suç makinesini almaya geldik. Kamu malına zarar vermekten. Ben kendisini getireyim savcım. Seni bekliyorlar. Mevzunem. Hayırdır ya, kim bekliyor? Kuzey. Polisler geldi, seni ifadeye götürecekler. Hadi. Bir dakika. Bir dakika. Nilüfer Hoca daha tedavi oluyor dedi. Bir yanlışlık vardı, tedavisi bitmedi dedi, gidemez dedi. Kuzey, polisler kapıda. Nilüfer Hoca nerede? O görmeden ben gitmeyeceğim. Nerede? Niye çağırmıyorsunuz Nilüfer Hoca'yı? Tamam, sakin ol şimdi. Sakin falan olamam. Nilüfer Hoca nerede? Nerede? Cevap versene bana, nerede? Nerede? Hayır! Sakin. Hapishaneye falan yavaş, gitmeyeceğim yavaş. Ben. Tamam, sakin ol. Hayır! Yavaş olun, yavaş. Hayır ya! Bırak! Nilüfer Hoca!
görecekti. Nerede? 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 Senem fotoğraf çektirmeyi pek sevmiyor galiba. Nasıl? Hiç fotoğrafı yok. Ha. Ay fark etmemişim. Koyarız. Bu arada itfaiyeden rapor çıktı mı yangının çıkış sebebiyle alakalı? Bundan çıkmış işte benim odamda. Sizinle konuştuk ya. Sizin bildiğiniz başka bir şey mi var? Yok hayır, ben sizin bildiğiniz belki başka bir şey vardır diye. Bu arada siz o akşam neredeydiniz? Yani dışarıdan geldiğinizi hatırlıyorum ben. Bir eski arkadaşımın doğum günündeydim. Elektrikler gitmiş, Senem de korkmuş. Her yerde mum yapmış. Elektrikler gitmemiş Özlem Hanım. Ben de sonradan öğrendim. Bir gitti geldi herhalde. Burada çok oluyor. Anladım. Bu Senem de nerede kaldı? Bir üstümü değiştireceğim dedi. Kaç saat oldu? Yani sizi de bekletiyoruz. Yok yok. Hiç önemli değil. Ben bir bakayım da. Yok. Okuldayım sandı. Anlamadı bir şey. Son dakika yetiştim. Yarın yine görüşecek miyiz? Ne olur görüşelim. Lütfen. Senem. Yangını sen çıkarttın. Ne? Elektrikler kesilmemiş ve sen bunu bilerek yaptın. Ya anne ne saçmalıyorsun? Niye evi yakayım? Manyak mıyım ben? Sus. Yavaş. Bana yalan söylemesene. Yalan söyleyince ne olduğunu biliyorsun. Anne, ben yapmadım. Elektrikler gitti, korktum ben de gittim mum yaktım. Sonra da uyuyakalmışım. Kaç kere anlattım sana? Kazaydı. Anne. Anne yalan söylemiyorum, tamam, yemin ederim. Sus şimdi. Sus. Yeter. Seninle oturup konuşacağız. Ama sen önce o kadınla konuşacaksın. Ne konuşacaksan. Onu ikna edeceksin ve buradan def edeceksin. İstemiyorum onu burada. Anladın mı? Buraya çağıracağım kadını. Topla şurayı. Topla şunları. Boş vazgeçmeyeceksin. Kadının her sorduğu soruya kısa ve net cevaplar vereceksin. Anlıyor musun? Şu masayı da topla. Şu kaldır şu defterleri, kitapları, bir şeyleri. Bu sefer eline yüzüne bulaştırmayacaksın. Duydun mu beni? Nilüfer Hanım. Burası sizin odanız, değil mi? Yangın burada başlamış. Evet, buradan antreye, oradan da salona. Allah'tan tamamen yanmamış. İtfaiye salonda durdurmuş. Yani artık bu evde yaşanmaz aslında ama... gidecek başka yerimiz yok. Toparlayacağız.
Buyurun, Selam sizi bekliyor. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba Selam. Merhaba. Müsaadenizle. Düzenlisin. Gençken benim odamı görmen lazımdı. İçeri giren kendini kaybediyordu. Annem düzeni sever. Peki sen? Ben de. Düzen iyidir. Oturabilir miyim? Teşekkür ederim. Okula gitmediğini biliyorum. Seni gördüm. Annem biliyor mu? Söylediniz mi? Hayır. Söylemedi. Neredeydin? Gezdim biraz. Dolaştım. Okula gitmeye hazır değilsen, bunu annene söyleyebilirsin eğer seni zorluyorsa. Kimsenin beni zorladığı falan yok. Aksine ben okula gitmek istedim, annem gitmememi istedi. Okulu seviyorsun o halde. Çok. Özellikle bu sene. Neden özellikle bu sene? Eskisinden daha fazla arkadaşım var çünkü. Eskiden gözde dışında kimse beni sallamazdı. Ne değişti peki? Kendime bakmaya başladım. Kilo verdim. İnsan kilo verince daha mı çok arkadaşı oluyor? Yani. Yaz tatilinden döndükten sonra önce kimse tanımadı beni. Başka biri zannetmişler. Hani şu okula sonradan gelen havalı kızlar olur ya. Hı hı. Onlar gibi. Tabii sonra benim olduğumu anlayınca şok oldular. Kim olmaz ki? Bak, sana göstereceğim. Şuna bak. Korkunç değil mi? Gıdıma bak. Şimdi bak. İnanılmaz, çok kötü. Wow. Ya tabii ki wow. Üstelik sadece 3,5 ayda. Gerçekten çok etkileyici. Hı hı. Peki bu fotoğrafları başkalarına gösteriyor musun? Yani sorana gösteriyorum. Öyle muhabbet oluyor. İşte nasıl yaptın, nasıl başardın falan. Sırrımı soruyorlar, anlatıyorum ben de. İnsanların ilgisini çekiyor haliyle. Öyle kilo vermek kolay değil. Büyük başarı. Haklısın. Peki fotoğraflarla aran iyi gibi. Odan da canlı yayın açıyor musun? Yok, daha değil. Biraz daha kilo vereyim, öyle açacağım. İnsanlar bayılıyor böyle kilo verme muhabbetlerini dinlemeye. Fenomen olurum belki. Ne olacak peki sonra fenomen olursun? Sonra herkes beni tanır. Sonra ünlü olurum. Para bile kazanırım, fena mı? Herkes seni tanırsa... herkes seni görmüş olacak, değil mi? Evet. Peki, çıplak fotoğraflarını da bu yüzden mi yaydın? Ben... ben değildim. Ne saçmalıyorsunuz siz? Sendin Senem. Senden başkası değildi. Hayır. Ben değildim. Birileri benimle uğraşıyor. Kim onlar? Söyle. Bilmem, nereden bilebilirim ki? Ama ben değildim.
Peki. Öyle olsun. Ama ben gerçekten ne olduğunu biliyorum. Ne? Ne olmuş ki? Görülmek istedin. Herkes seni görsün istedin. Kilo verdin. Ama bu sana yetmedi. Kilo vermenin arkadaşların üzerindeki etkisi biraz kısa sürdü. Ama sen görülmeyi çok sevdin. Tekrar görülmek istedin. Çıplak fotoğraflarını Gözde'ye gönderdin. Ama o hemen sildi. Oysa sen herkes görsün istiyordun. Oysa kendin yapmadın. Görülmek istediğin için. Evini yaktım senin. O gün ambulansa giderken kameralara bakarken gülümsüyordun. Çünkü herkes seni görüyordu. Herkes sana bakıyordu. Yeter. Hiçbiri doğru değil. Lütfen çıkar mısınız odamdan? Anlamadığım tek bir şey var. Lütfen çıkın odamdan. O gece yangından kaçabilecekken neden kaçmadın? Anne. Banyoda kimi bekliyordun? Anne. O gelsin diyordun. O kimdi? Anne. Bana söyleyebilirsin. Anne. Senem, amacım seni kırmak ya da yargılamak değil. Anne. Ne oluyor? Çık! Çık odamdan, git! Ben seni yargılamıyorum Senem. Anne! Anne! Çık, git, git buradan! Anne! Anne! Ne oldu? Anne! Anne! Gitsin! Anne gitsin, bir şey yap, git! Anne! Gitsin, bir şey yap, gitsin! Senem. Ben seni görüyorum. Hala elim ayağım titriyor ya. Ya çocuk. Ya ne güzel adam gelmişti, alıp götürecekti. Daha mı iyi oldu böyle? Kıyamet koptu. Öyle bağırış, çağırış, koridorda koştur koştur polisler. Klinik şefimiz Nilüfer Hanım aksiyon seviyor. Yapacak bir şey yok başhekimim. Savaş hocam, sana zahmet. Şu diğer hasta dosyalarını getirir misin bana? Ben bizzat kendim ilgileneceğim. Yok. Artık yatış verilecek hastaların Nilüfer kendi karar vermesin. Başka bir görüşle alalım. İyi fikir. Hatta ne diyeceğim biliyor musun? Gel biz bunu yemekte konuşalım ha. Ya geçen sefer gittiğimiz yer çok iyiydi. Gidelim mi bu akşam? Yemekte iş mi konuşalım hocam? Yo. Genel. Nilüfer'i konuşalım mesela. Dün yaptıklarını sen de gördün. Savcı Ömer Bey'e karşı tavrı bütün klinik için can sıkıcı. Ve benim de bu konuda söyleyeceklerim olacak. E ne güzel söylüyorsun işte. Yemek ne alaka, ben onu anlamadım. Tamam, yemek yemeyelim. Aç kalalım, olur mu? Böyle şekerimiz düşmüş bir halde tatsız tuzsuz konuşalım. Ama ben seni baştan uyarayım. Nilüfer buraya gelip de Kuzey'in apar topar götürüldüğünü öğrenince kıyamet kopacak. Bilgilerinize arz ederim sayın başhekimim. Doktor Savaş dönmez. Senin şekerin hep düşük. Bana olan inadınızdan terörist alır gibi çekip aldınız çocuğu.
katil gibi, cani gibi. Ne oldu? Ha? Mutlu musunuz? Başınız göğe erdi mi Sayın Savcım? Yalnız öyle ağzınıza geleni söyleyip sonuna Sayın Savcım ekleyince saygı duymuş olmuyorsunuz. Tamam, o zaman bir dahaki sefere sona saklamam, başa eklerim. Hatta şimdi ekleyeyim istiyorsanız. Sayın Savcım, yüksek müsaadenizle sırf bana olan inadınızdan bir gencin hayatını karartmak üzeresiniz. Farkında mısınız ya? Bakın doktor hanım, meselenin sizinle hiçbir ilgisi alakası yok. Ama kurcalamak istiyorsanız başından beri benimle uğraşan sizsiniz. Benim Kuzey'le alakalı bir teşhisim yok. Ya ne demek yok? Ben size bir gün vermedim mi? Verdim. Bu çocuk sapasağlam. İfadesini aldık. Ayrıca başvurumuzu yaptık. Hakim tutuklama kararı çıkardı. Ben ne yapayım? Yani varsa bir hikayeniz, yazarsınız rapora. Biz de ekleriz dosyasına. Şimdi çıkar mısınız lütfen? Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Sizin kayıp diye baktığınız o çocukları kazanmaya çalışıyorum ben. Öyle üzerine bir kalemle çizip ondan sonra o kalemi kırmıyorum. Siz o çocuğun dosyasına dikkatle bakmadınız herhalde. Ben gözlerine baktım o çocuğun, sadece dosyasına değil. Ama siz dosyasına bakmışsınız ve sadece işinize gelen kısımları görmüşsünüz belli ki. Yoksa o çocuğun liseyi Türkiye'de derece yaparak kazandığını görürdünüz. O çocuk oraya ait değil. O çocuk suçlu değil. Suça sürüklenmiş olabilir ama suçlu değil. Onun altında bir sebep var ve ben bunu bulacağım. Siz de bana yardım edeceksiniz. Kuzey. Ne oldu? Hanımefendi, temas yasak. İyi misin? Hanımefendi, yerinize oturur musunuz rica etsem? Bir saniye, bir durur musun? Hanımefendi, rica ediyorum. Bir bana bak. Hanımefendi, temas yasak. Bana bak. Hanımefendi, yerinize oturur musunuz? Ne olmuş çocuğa? Hanımefendi, rica ediyorum. Bir bana bak. Bak, hanımefendi, rica ediyorum. Ben de kal Kuzey, ben de kal. Hanımefendi, lütfen yerinize oturur musunuz? Bana bak. Ya bir saniye, rica ediyorum. Yerinize oturur musunuz? Bırak, çocuk iyi değil. Ne oluyor ya? Çocuk iyi değil, yorum. Ya çık şuradan. Ya çık şuradan. Dur şuna diyorum sen. Dur. Kuzey! Tut! Bırak! Çocuğu dedim sana. Bırak! Kuzey! Kuzey bırak beni! Ya bırak beni ben sana demedim. Ya dur tamam yeter. Bu çocuğum buraya gelmeyecek demedim. Yeter! 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 Thank you.
Bugün okula gitmeyeceğim. Beni alsana. Özledim. Annem uyumadı. Şimdi konuşamam. İyi geceler prensesim. Prensesim? Kimsin sen? Alo? Alo! Kimsin sen diyorum? Anne. Kimsin sen? Sana diyorum. Alo! Anne bak. Bırak lan şerefini. Kim o adam? Koca adam sesi o. Kim o? Ya sana ne? Yeter ya. O adam ne? Benimle böyle konuşamazsın der. Ya sen ne? Dur diyorum sana. Dur diyorum. Hiçbir yere gitme. Ses bile. Ah dur. Ah! Senem! Durmuyorum sana! O çocuk oraya ait değil. Onun bir derdi, bir sıkıntısı var. O her neyse ben bunu bulacağım. Neymiş o çocuğun derdi? Hı? Bilmem. Eğer şu an hala klinikte olsaydı bunu araştırıyor olacaktım ama maalesef. Peki ben sana söyleyeyim ister misin o çocuğun derdinin ne olduğunu? Lütfen buyurun. Olay yaratmak. Olayını yarattı. İğnesini yedi sakinleştiricisine oturdu yerine. Bu yani olay. Çünkü sen buna böyle inanmak istiyorsun. Ama ben o çocuğun oradan derhal, bak derhal diyorum. Oradan çıkarılmasını istiyorum. Nokta. Ya sen ne diyorsun Nilüfer Hanım ya? Ha? Nasıl konuşuyorsun sen? Emrin olur senin. Yani ben alttan almaya çalışıyorum. İyi niyetini suistimal etmeyeyim diyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum ama sen tepemize çıkıyorsun ya. Suyunu çıkardın ama artık. Nilüfer lütfen. Bak sana hanım demiyorum artık. Bey hanım açtı bizim tartışmanın konusu çünkü. Seviyesi gitti yani. Hayır bir gün ver dedim. Bir gün verdik. Bekledik seni. E sonra çocuk ilaç etkisiyle benim onu görmem lazım dedi. Ona da tamam dedik. Yani şimdi ne peki? Şartları zorluyorsun. Senin derdin ne ya? Ya benim ne derdim olacak? Sen söyle benim derdimin ne oldu? Sen Kuzey'e teşhis koydun ya sen. Şimdi bana mı koymak istiyorsun? Psikiyatrist. Sen söyle neymiş acaba benim derdim? Bu öfkeli haller, yok efendim dik dik laflar, bıçak gibi keskin kararlar falan bunlar nedir ya? Sen bunların hepsini hırs ve intikam duygusuyla yapıyorsun. Farkında mısın? Allah. Sen çarpıtıyorsun. Bak gerçekten çarpıtıyorsun. Ben sadece kanunu, kuralı uygulamaya çalışıyorum. Başka bir şey değil. Ya ben sana kanunu çiğne mi diyorum? Bir karşındaki insanın söylediklerini önce bir duy, sonra sözlerini anla. Ama yok hayır, çünkü senin karşında konuşan herkes boş yapıyor. Boş. Sana göre boş. Almışsın eline bir kılıcı, kesip biçme derdindesin. Ya sen, bunlar çocuk ya. Çocuk. Anlamak bu kadar mı zor bunu? Sen bir de çocuk mahkemelerinde çalışıyorsun ya. Empati yapmak bu kadar mı zor? Bir şeylerin altındaki nedenleri anlamaya çalışırsan kariyerinden bir şey kaybetmezsin, merak etme. Ya yeter, gerçekten yeter ya. Bana bir kere daha aynı vaazı verme lütfen. Neymiş çocuğun annesi ölmüş. Babası anasını dövmüş. Yok gitmiş kötü not almış, öğretmeni kötüymüş. Ya sokakta kavga etmiş, dayak yemiş. E o zaman bırakalım milleti ya. Kanunu kuralı da kaldıralım. Ha? Sokakta millet birbirini öldürsün. Ben sana bunu mu diyorum? Ilımlı yaklaşabilirsin diyorum biraz daha. Ya ne ılımlısından bahsediyorsun sen? Senin o pembe gözlüklerle baktığın dünyadaki gibi değil olaylar. Nilüfer Hanım bak ben sana söyleyeyim. O pişmanlıkla serbest bıraktıklarınız. O denetimli serbestlikler var ya. O madde etkisine çocukları bırakmalar falan. İşte onlar ne oluyor biliyor musun? O çocuklar senin çocuk dedin. O suçlular milletin hayatını karartıyor. Ocağını söndürüyor. Senin haberin var mı? Yavaş gider misin? Bak ben sana bir hikaye anlatayım ya. Sen iyice bir anla şu meseleyi bak. Ömer yavaş gider misin? Ömer! Bak bir gün o sizin salıverdiğiniz çocuklardan biri ne yaptı biliyor musun sen? O suçlu, o şerefsizlerden bir tanesi bir mahalleye dalıyor böyle. Akşamın bir üstü bir tane çocuk da böyle duvarın üstünde oturmuş. Hiçbir şeyden haberi yok. Geliyor hiçbir sebep yokken çocuğun ensesine bir tane patlatıyor tokadı. Ha, bu da durur mu? Bu da itin teki tabii. Dalıyorlar bunlar birbirlerine. Ama nasıl kavga ediyorlar biliyor musun? Böyle yani. Birbirlerini öldürecekler. Keşke geberselermiş zaten sokağın ortasında ama gebertemiyorlar işte. Araya her zaman o sokağı kullanan. Ya okulundan evine dönen, hiçbir şeyden haberi olmayan pırlanta gibi bir çocuk girmiş. Yani ailesinin göz bebeği, örnek bir öğrenci çocuk anlatabiliyor muyum? Tek derdi ailesi ve okul. Başka hiçbir derdi yok bu zavallının. Giriyor aralarına bunları ayırmak için ha. Bak başka hiçbir kabahat da yok.
İşte o çocuğu orada kalbinden öldürüyorlar. Bıçağı saplıyorlar, çocuk oracıkta ölüyor. Ömer yavaş gider misin? Bak aile dağılıyor. Her şey darmadağın oluyor doktor ya. Kim suçlu doktorun? Yavaş gider misin Ömer lütfen? Doktor bana bunun hesabını kim verecek ha? Kim suçlu doktor? Bana cevap ver Nilüfer. Bana cevap vereceksin. Bana cevap versen. Kim suçlu ya? Kabahat bende değil mi? Yani her şeyin kabahatlisi benim çünkü. Tamam ben suçluyum doktor. Neden? Çünkü bu çocuğun ben psikolojik altyapısını çözemedim doktor. Ha, bunun anasıyla babası kavga etmişler o gün. Çocuğun kalbi kırılmış. Ben onu çözemedim doktor. Çünkü ben suçluyum değil mi? Suçlu benim doktor ben. Ömer! Senden çok özür dilerim bunları çözemediğim için doktor. Ömer! Biliyorum. O aile için çok zor. Zordur. Hatta ölmeyi isteyecek kadar zordur. Ama bu anlattığın haklı olduğunu göstermez. Tamam? Ben biraz abarttım biraz. Kusura bakma. Ne demiş bizim Freud biliyor musun? İnsan hayatta karşılaştığı kişilerin kalıntısıdır. Ve sen Kuzey'i kendi kalıntının altında ezmek istiyorsun. Ben bunu görüyorum. Ama buna müsaade et. Anladın mı beni? Yavaş. Eğer buradan gidersen ikimiz de daha iyi olacağız bence. Bak, ana cadde üstündeyiz. İzin versene eve bırakayım. Gerek yok. Sağ ol.
Hayırdır? Her şey yolunda mı? İnşallah yoluna girecek savcım. Nilüfer Hoca'nın genç bir hastası evden kaçmıştı. Babası kayıtlar için izin çıkarttık Akif savcıdan. Hocanın haberi var mı peki? Yok, henüz haber veremedim. Arayacağım birazdan. Siz konuştunuz mu onunla dünden beri? Hayır, bir şey mi oldu? Ya bu şey, Kuzey olayı ya. Hani acaba nasıl dedim durumu? İyiyim ya, yani psikolojisi. Nilüfer halleder, merak etmeyin. Mutlaka. E tamam, hadi ben seni tutmayayım. Acelem vardır. Benim yapabileceğim bir şey olursa haberim olsun. Sağ ol savcım. Kolay gelsin, iyi günler. Efendim Sibel, günaydın. Nilüfer, günaydın. Senem dün gece evden kaçmış. Annesiyle beraber ilçe emniyet müdürlüğünde bekliyoruz. Tamam. Sibel. Var mı bir haber? Bulmuşlar Senem'i, getiriyorlar. İyi. Siz? Nasılsınız? Çok iyiyim. Harikayım. Özlem Hanım, sizin sakin olmanız lazım ama. Sakin makin olamam. O pislik herifi bulup suratına tükürmeden sakin falan olmayacağım ben. Selam değil mi o? Selam. Kızım neredesin sen? Neredesin? Ne yaptın? Ne işin var senin burada? Ne, nasıl buldun kızımı? Çek! Yaklaşma sen anne. Ona! Anne! Sen buraya gelemezsin, anladın anne, mı? Anne! 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 Yeter! O beni bulmadı. Ben buldum babamı. Ne? O benim de kızım Özlem. Öyle mi? Şimdi mi hatırladın kızın olduğunu? Neredeydin yıllardır? Anne! Sus sen! Neredeysen defol git oraya. Özlem Hanım, yalnız konuşabilir miyiz? Yahu daha ne konuşacaksınız? Yani geçen konuştuğunuzda pek iyi şeyler olmadı, ben öyle hatırlıyorum. Senem'le değil, sizinle. O adam buradayken kimseyle hiçbir şey konuşmam, hiçbir yere de gitmem. Defol git buradan, ne bakıyorsun hala? Baba gitme! Ya bırak! Tamam kızım, bahçedeyim. Bekliyorum seni. Hala bahçedeyim diyor, defol git! Özlem Hanım, Özlem Hanım. Tamam, Özlem Hanım. Senem benimle, merak etmeyin, tamam? Hadi gel canım. Hadi sen. Gel şöyle. Çıkalım. Tamam, gel. Ya adamın haddine bak bak. Nereden çıktı bu adam? Hadi Allah'ım ya Rabbim. Pardon size de. Tamam Nilüfer Hanım. Tamam, ben iknayım. Vallahi kabul ediyorum. Olmayacak böyle. Biz Senem'i sizin uygun bulduğunuz bir kliniğe yatıralım. Ben yapamıyorum çünkü. Yapamıyorum. Yani bu kadarım. Bu kadarına yetiyor gücüm. Yapamadım. Olmadı. Gördük. Yalnız bir annesiniz. Haklısınız. Bütün ihtiyaçlarına yetişemeyebilirsiniz. Affedersiniz. Ben size bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Sizin çocuğunuz var mı? Yok, ben de öyle tahmin etmiştim. Çünkü belki o zaman anlardınız beni. Çünkü şu anda beni anlamıyorsunuz siz. Ben siz konuşurken anlaşılmadığımı hissediyorum. Anlatabildim mi? Oysa ben sizi o kadar iyi anlıyorum ki. Öyle mi? Siz benim Senem için nelerden vazgeçtiğimi biliyor musunuz? Benim hayatım o doğduğu gün bitti. Evet, bitti. Çok gençtim daha ve kimse yoktu.
Tek başımaydım. Tek başıma yetiştirdim ben kızımı. Elimden gelenin en iyisini yaptım. En iyisini. Ama olmadı. Olmadı. Ona yetmedi. Yetemedim ben. Yetemedim. Biraz büyüdü, daha kötü oldu. Bir gün gider saçını kestirir. Bir gün gider saçını boyatır. Yer duba gibi olur. Sonra takar, kilo verir. Ama onu da durduramayız çünkü kusmaya başlamış. Her şeyi bir dert. Her şeyi bir dert. Hiçbir şeyi normal değil. Anlatabiliyor muyum? Zayıf çünkü. İradesiz, sorunlu. Bir de böyle tuhaf haller. Hep bir ilgi çekme peşinde. Yok, bıktım ben. Bıktım. Bıktırdı beni artık. Benden pes, yapamıyorum ben. Senem ilgi çekmek istemiyor. Senem görülmek istiyor. Aynı şey değil mi? Ne farkı var? Değil. Değil. Senem görülmek istiyor. Görüldükçe de sıkılıp başka yöntemler arıyor kendine. Aç çünkü, hep doyumsuz. Bütün dünya onu görse de fark etmez. İstediği doyuma ulaşamaz. Çünkü tek bir kişi tarafından görülmek istiyor. Kimmiş o kişi? Sessiniz. Yok canım. Sessiniz. Bütün yaptıkları sizin tarafınızdan görülmek için. Yangında o gelsin diye sayıklıyordu. O gelsin, o. O dediği sizsiniz. Yok canım. Yangın sizin odanızda başladı, Özlem Hanım. Sizin kıyafetleriniz yandı. Ebeveyn sıcaklığını hissedemeyen çocuklar bir şeyleri yakarlar. O da size ait olan, üstünde sizin kokunuz olan şeyleri yakarak onların içinde yanmak istedi. Çok şişkosun kızım. Durmadan yiyorsun, midem bulanıyor. Saçlarında incecik, çok cansız. Aman bırak, ölü gibi beyazsın zaten. Soytarı gibi olmuşsun. Ay gülme öyle anıra anıra. Konuşma, konuşma. Cevap verme. Kaç kilo oldun sen? Tartıldın mı yakında? Ha? Hepimiz iyi ebeveynler olmak isteriz. Bunun için çok çabalarız. Ama her şeye rağmen bazen eksik kalırız. Ama Senem her bakımdan eksik kalmış bir çocuk. Sizin kurduğunuz düzeni mesela hiç sorgulamamış, olduğu gibi kabul etmiş. Sizin takdirinizi alabilmek için. Hayatında tek söz hakkı olan şey kendi bedeni. Bedenine verdiği zararlar da bu yüzden. İnsanlara güzel görünmek değil onun istediği, size güzel görünmek. Çünkü güzellik, zayıflık, dış görünüş, bunların hepsi sizin için önemli kavramlar, onun için değil. Sizin gözünüzde bir yer edinmeye çabalamış ama
başaramayınca da en uç noktaya kadar gitmiş. Anlatabiliyor muyum? Peki ne yapacağım şimdi ben? Çok mu geç her şey için? Değil. Hiçbir anne için. Hiçbir zaman geç değildi. Çocuklar ebeveynlerine koşulsuz bir sevgiyle bağlıdır. Bunu unutmayın, olur mu? Senem. Anne. Anne, babamın suçu yok. Ben buldum onu. Ben görüşmek istedim. Hatta o annene söyle dedi. Kızar dedi. Ben söyleyemedim. Canım kızım benim. Canım kızım benim. Senden özür dilerim. Seni anlayamadığım için özür dilerim. Seni üzdüğüm için özür dilerim. Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben seni görmezden geldiğim her gün, her an için özür dilerim. Küçük kızım benim, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam, korkma. Korkma. Küçük kızım benim. Haydi. Kalk zamanı. Haydi arkadaşlar. Oğlu zamanı kalk. Sonra ağlama bana. Atı bayıltır oylaşlar. Elleme çocuğu. Haydi.
Sevgilisine namile kalınca üniversiteyi bırakmak zorunda kalmış. Kariyeri, hayalleri, her şeyi. Hepsinden kızı için vazgeçiyor. O içindeki büyük öfke. O yüzden kendi de farkında değil. Sonra bebek gelince postpartum depresyona giriyor. Sonra ne kızını ne kendini bir daha affetmiyor. Ama senin çabaların sayesinde tedavi olmayı kabul etti. Ben bir şey yapmadım. Sibel, Özlem kendi tedavi olmak istedi. Hasta kendi iyileşmeyi istemiyorsa hekim hiçbir şey yapamaz ki nafile. Ha bu arada Senem yatış istemedi. Ama her gün düzenli olarak hastaneye gelecek söz verdi. O yüzden. Tamamdır, merak etme. Zaten önce devlet korumasına alınacak. Sonra da babada mı annede mi kalacağına da mahkeme karar verecek. Ne diyeyim ki? Nilüfer. Canım söyle. Sen bugün muhteşem bir şey başardın. Neden hala mutlu değilsin? Aklım kuzeyde. Revirden rapor gelecekti. Gelmedi hala. Ömer'i aramam lazım. Kime? Ömer'e. Ömer. Bey değil. Ömer. Davranış bozukluğu gösteriyorsun şu an. Bey dersin normalde diye ben sormak istedim. Aranız güzel. Ay çocuk gibi Allah aşkına. Ama şimdi tamam, Ömer Bey demeyin. Lütfen Sibel. Rica ediyorum. Nasıl söylerim? Ne alakası? Nilüfer Hanım. Ah bak. Hanım dediğine göre kesin bir şey var. Buyurun. Merhaba Ömer Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben de tam sizden bahsediyordum aslında. Tuzey'i çok merak ediyorum. Rapor gelecekti, revirden gelmedi. Ben de sizi arayacaktım onun için. Bir de yüksek müsaadenizle Kuzey'i görmek istiyorum bir kere daha, mümkün müdür? Değil. Anlamadım. Herkes artık sınırını bilse daha iyi olacak bence. Siz benim alanıma girmeyin. Ben de siz müdahale etmediğiniz sürece sizin alanınıza girmeyeyim. Bunu söylemek için mi geldin? Geldiniz. Siz bir... Sadece bunu söylemek için gelmedim tabii. Dün arabada bir şeyinizi unutmuşsunuz. Ne unutmuşum? İlacınızı. Bravo. Sonumuzu getirdin. Pardon.